Bu bölge müdürlüklerimizin vermiş olduğu taşıma özel izinlerinde ikili anlaşma kapsamında her ülkenin bir taşıma kapasitesi var yani. Biz onu hani onlara uymak zorundayız sistem olarak da. Zaten bunların bütün hareketleri ikili kapsamda Gümrük Bakanlığımızda bizim aramızda bir entegrasyon var. Orada kontrol ediliyor. Yani siz diyorsunuz ki bazı ülkenin araçları bizim ülkemizden aşırı yük alıyor. Biz piyasanın dengelenmesini istiyoruz. Doğru mu anladım? Çok düşük navlunlarla alınıyor. Evet. Yükler ve bunlar en çok R belgesi sahipleri kullanıyorlar. Ve bu şekilde... Yani sorunuzu not aldık biz. Bu idari bir konu. Evet. Yani ilgili genel müdürlüğümüzde zaten değerlendirilir. Ama hani ikili anlaşmalarda uymak zorundayız. Yani öyle de bir durum var. Hani yıl sonu itibariyle biliyorsunuz sınır taşımacılığı, uluslararası taşımacılıkta UBAK ülkeleri, bir konsorsiyum var. Bu UBAK ülkelerinin kendi içerisindeki belge dağıtımları ve ikili geçiş teatisi ettikleri belge kapsamında her ülkeye belli bir kota ayrılıyor. Her yıl belirleniyor bunlar. Yani yılbaşı itibariyle her ülkeye ne kadar belge veriyoruz, bunlar ne kadar taşıma yapabilir, ne kadar ülkemizden yük alabilirler. Aynı zamanda işte buradaki üretim yapılan yükün yurt dışına gönderimlerinde de ilgili proforma fatura üzerinden bir kotaları var onların. Yani alacakları izin sayıları da belli, tonajları da belli. Yani biz bunun sistemini takip ediyoruz ama siz diyorsunuz ki hani biraz daha Türk araçlarına yönelelim. Şimdi Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'dan Türk araçları ülkemize ithalatlarda pay alamıyorlar. Çünkü oradan buraya çok aşırı ithalat olmuyor. Ama bizim ülkemizden inanın o bölgelere veyahut da Doğu Avrupa'ya ihracatlar daha yoğun olduğu için o araçlar daha çok giriyor. Karşılıklı bir anlaşmamız var. Atıyorum sizin dediğiniz gibi UBAK'ta veyahut da ikili taşımalarda belge sayısı veriyor diyor. Evet. Karşılıklı. Atıyorum 10 bin tane. Mesela Yunanistan'la aramızda 10 bin tane var. Evet. Veyahut da 10 bin artı paralı olarak 20 bin tane. Onlarla aramızda mesela onlar bizden atıyorum 20 bin tane taşıma yapıyorsa biz inanın onlardan belki de 3 bin tane belki de 2 bin tane yapıyoruz. İşte karşılıklı olarak anlaşmalarda bunlar hem bizim taşımalarımız da dikkate alınıp biraz daha daraltılırsa daha fayda görürüz gibi. Bu gelin. Biraz dış politika ile ilgili bir şey yani ülkemizin ithalat ve ihracat politikası bu. Müsaadenizle Uluslararası İlişkiler Dairesi'nden katılıyorum bu toplantıya. Öncelikle biz belirttiğiniz ülkelerle ve diğer karayolu taşımacılığı anlaşmamız olan yaklaşık 54 ülkeyle önemli olanlarla her yıl diğerleriyle de ihtiyaç oldukça karayollaştırması karma komisyonu toplantıları yapıyoruz. Bu belirtmiş olduğunuz belge kotaları da bu toplantılardaki protokoller çerçevesinde belirleniyor. Belirttiğiniz gibi karşıdan dolu gelip boş giden veya boş gelip dolu giden olmak üzere bütün taşımaların istatistikleri tamamen heyet başkanlarımızın önünde bu toplantılara katılıyorlar. Burada da kotalar oluşturulurken tamamen taşımacılarımızın menfaati korunması çerçevesinde biz gerekli müzakereleri gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıların temelinde de aslında kazan kazan mantığı var. Hani sadece ülkemiz taşımacılarının belgesi arttırılsın gibi bir taleple biz bu toplantıya katılamıyoruz. Aynı şekilde onlarda da sadece onların lehine bir sonuç alınacak bir protokol imzalanmak zorunda değil. Masadan boş kalktığımız da oluyor. Bu müzakereler hassasiyetle yönetiliyor. Bizim öncelikli hedefimiz mesela üçüncü ülke belgeleri çok büyük sorun. Yani biz bunları mümkün mertebe en alt seviyede tutmaya çalışıyoruz. Hani Bulgar taşıması örneğin gelip buradan yük alıp Almanya vesaire taşıma yapmasın önüne almak için biz bunları hep sınırlı olarak kota arttırımına gidiyoruz. Eğer kota arttırımına da gidilirse karşılığında da bizim çok ihtiyacımız olan belge neyse mesela 100 tane 3. ülke mi verdik? Transit ihtiyacımız varsa o oranda belki 1000 tane ülkesine göre 10.000 tane transit alarak biz bunu kotaya yansıtıyoruz. Dediğiniz gibi bütün taşıma sayıları göz önüne alınarak bu toplantılar yapılıyor. Özellikle Bulgaristan olsun, Makedonya olsun. Bunlar hepsi üstünde hassasiyette durduğumuz ülkeler. Ama ben döndüğümde tekrar daire başkanımıza arz edeceğim bu konuyu. Tekrar üzerinden geçeceğiz bu talebimizi.